Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eskilerin ifadesiyle hamamcı olmak, yenilerin ifadesiyle rüyalanmak çok olursa, üç günde bir olursa, iki günde bir olursa, bu onun yani o rüya görenin günahkar olduğunu mu gösteriyor? Eğer yatmadan önce gün boyu böyle bir oluşumun Alt yapısını bilerek dolduruyorsa, akşama kadar rezil işlerle meşgul oluyorsa, yatmadan rezil sitelerle meşgul oluyorsa, elbette bu bile bile göz çıkarıyor. Bunda bir vebal var. Ama bunun ötesinde böyle bir özel katkısı olmadıkça, özel bir hatası olmadıkça Müslüman fizyolojik olarak, biyolojik olarak ortaya çıkan bir şeyden dolayı Müslüman mesul olmaz, günaha da girmez. Çok ihtilam olmak çok hamamcı olmak günahkarlığı göstermez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.